Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Bir My Doctor programından da tekrar karşınızdayız. Ben Eray Ucuzal. Bugün Bora Taş'la beraber olacağız. Kendisi medikal fizik uzmanı. Doktorasını tamamladığı için bir doktor artık. Ama tabii tıp doktoru değil. Doktorasını tamamladığı için doktor unvanı alan bir uzman arkadaşımız. Kendisiyle medikal fizik alanında ve hastaneye bunun uyarlanmış şekliyle alakalı tüm detayları soracağız, konuşacağız. Sizin de merak ettiklerinizi öğrenmeye çalışacağız kendisinden. Öncelikle bir hoş geldin diyelim size. Bora Bey hoş geldiniz aramıza. Merhaba Eray Bey, hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ederim. Sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle bir kendinizi tanıtır mısınız? Seyircilerimiz kim olduğunuzu öğrenmek istiyorlar. Tabii memnuniyetle. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. İsmim Bora Taş. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Akabinde master'ımı ve az önce söylediğiniz gibi doktoramı da tamamladım. Bu süreç esnasında master'ı tamamladıktan sonra medikal fizik uzmanı olarak özel bir merkezde çalışmaya başladım. Şu anda da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gazi Osmanpaşa Hastanesi'nde medikal fizik bölümünün sorumlusu olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ne kadar güzel bir serüveniniz var. Bir nefeste çıktı, çok güzel. Peki çalıştığınız hastaneyle alakalı bilgi almamız mümkün mü? Evet, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gazi Osmanpaşa Hastanesi 1992 yılından beri hizmet vermekte olan bir hastane. Hı hı. İstanbul'un hatta ilk özel hastanelerinden de bir tanesi kendisi. Özellikle son yıllarda yaptıkları atılımla birlikte de hasta yatak sayısını 350'nin üzerine dahi çıkarmış durumdalar. Ve de Gazi Osmanpaşa Hastanesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile afiliye olduktan sonra da artık bir tıp fakültesi hastanesi olarak çalışmasına devam etmekte. Son yıllardaki yaptıkları yatırımlarla son teknolojik cihazları da bünyesine kazandırmış bir hastane. Radyasyon onkolojisi anlamında bir miktar yeni bir hastane diyebiliriz. Mayıs 2014'ten beri hasta tedavisi gerçekleştiriyoruz. Dünyada lansmanı yapılmış son teknolojik bir lineer hızlandırıcıyı lansmanından 6 ay süre sonra hastaneye kazandırma durumu söz konusu oldu. Ve de bu cihazla da bugüne kadar 2500'ün üzerinde hasta tedavisi gerçekleştirdik. Bu anlamda da dünyayla kıyaslandığı zaman da yüksek deneyime sahip ekiplerden bir tanesiyiz. Ve de hastanenin içerisinde dediğim gibi diğer birçok bölümde de son teknolojik cihazlarla çok büyük bir atılım gerçekleştirmiş durumdalar. Hı hı. Bildiğim kadarıyla üniversite statüsüne yeni geçen bir hastane. 2014 Kasım ayı itibariyle afiliyasyonu gerçekleşti ve 2014 Kasım ayından itibaren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gazi Osmanpaşa Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Bu anlamda hastanenin içerisindeki derslikler olsun, işte tıp öğrencileri, hı hı, sağlık çalışanları, bunların hepsinin eğitimlerinin bir kısmı da hastanenin içerisinde karşılanmakta. Bu anlamda hem tedavi yaparken bir yandan da eğitim veren bir kurum. Kendi bölümümüzden de kısaca bahsedecek olursak, yine aynı şekilde bizim bölümümüzde üniversite hastanesine yakışacak bir şekilde hem yurt içinden hem yurt dışından yine birçok meslektaşımıza eğitimler düzenliyoruz, çeşitli konferanslar düzenliyoruz, bilgi birikimimizi onlarla paylaşıyoruz. Bu anlamda bizler de dediğim gibi 2500'ün üzerinde hasta tedavi etmenin yanı sıra bir yandan da birçok eğitimler veriyoruz. Hatta bu kendi alanımla alakalı konuşmak gerekirse de yaklaşık 2-2,5 senelik süreç içerisinde 30-35'in üzerinde de ulusal uluslararası birçok çalışmaya da imza atmış bulunmaktayız. Çok güzel. Yani geçmişten de bildiğimiz bir hastane zaten. Özel Gazi Osmanpaşa Hastanesi. Şimdi tabii üniversiteyle de birleşince hem öğrenciler için de aslında çok büyük bir faydası var. Sonuç olarak tıp doktoru yetiştiriyorsunuz, hekim yetiştiriyorsunuz ve yeni teknolojiyi de tanıtarak, anlatarak, kullandırarak, yaşatarak yetiştiriyorsunuz. Evet. Bu da çok büyük bir fayda aslında bakarsak. Ülke açısından da çok büyük, hı-hı, bir fayda. Teşekkür ediyoruz bu yüzden de hastanenize ve üniversitenize. Evet, aynı şekilde biz de yönetime teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zaten yurt dışından gelen bazı misafirlerimizle gördükleri zaman bu derslikleri, hastanenin içerisindeki, hı hı, bu eğitimi gerçekten bunun Türkiye'den de örnek alınabilecek düzeyde olduğunu, kendileri de kendi ülkelerinde hatta bunun dile getirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olmuş durumdalar. Tabii çok ciddi çalışmalar bunlar ve yatırımlar. Evet, aynen öyle.
Peki hemen konumuza tekrar dönmek istiyorum. Radyoterapi tedavisi tam olarak nedir? Çünkü insanlar çok fazla bilgi sahibi değil. Evet. Ancak işte internetten, televizyonlardan duydukları kadarıyla bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar ama doğru yanlış bilgiler var. Tam olarak nedir bu işin doğrusu? Radyoterapi tedavisi, radyasyon onkolojisi, halk arasında işte şua tedavisi, ışın tedavisi şeklinde isimlendirilebiliyor. Bildiğiniz gibi isteriz kimsenin başına gelmesin ama kanser de şu anda hayatın bir gerçeği. Kanserin tedavisinde kullanılan en büyük silahlardan bir tanesi de radyasyon onkolojisi, yani radyoterapi. Bu çeşitli kombinasyonlar şeklinde uygulanabilmekte. Yani kemoterapi ile birlikte cerrahi öncesi, cerrahi sonrası çeşitli kombinasyonlar şeklinde kanseri tedavi etmekte kullandığımız, dediğim gibi, en büyük silahlardan bir tanesi radyoterapi tedavisi. Bu radyoterapi tedavisindeki amacımız da şu: bildiğiniz gibi radyasyon sağlığa zararlı. Her zaman için mümkün olduğunca korunmamız gereken bir şey. Bu zaten sağlığa zararlı olmasını kullanarak da biz kanser hücrelerini ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda radyoterapi tedavisini yaparken de en büyük amacımız, bizim istenilen dozu, hedef hacmi, etrafındaki sağlam organları ise olabildiğince en düşük dozu verebilmek. Bu da size yaptığınız tedavinin kalitesi anlamında bilgi veriyor. Çünkü biz radyasyon verdiğimiz zaman ister istemez etrafındaki sağlam dokularda radyasyona maruz kalıyor. Tabii ki. Ve de bunların çeşitli toksite miktarları var. Belli miktarların üzerine çıktığınız takdirde bu sefer hastada kanseri iyileştireyim derken farklı komplikasyonlara neden olabilmektesiniz. Bunu da engelleyebilmek açısından ilerleyen teknolojiyle birlikte yaklaşık son 10-15 senede bildiğiniz gibi bilgisayarların çok hızlı ilerlemesi, teknolojinin çok hızlı ilerlemesiyle alakalı olarak da radyasyon onkolojisi de buna çok ayak uydurdu ve de hatta şu anda hastanelerdeki belki en pahalı cihazlar radyasyon onkolojisinde bulunmakta. Bir miktar daha cihazlara bağlı bir bölüm. Bu cihazlara tabii ki kullanan kişiler işin ehli olması gerekiyor. Yine insan faktörü oynuyor ve de iyi bir ekiple istediğimiz şey, dediğim gibi, hedef hacmi istenen dozu verirken etrafındaki sağlam organlara da olabildiğince az doz verebilmek. Peki tek kişilik yapılacak bir iş değil bu. Bu bir ekip Evet. sonuçta. Peki bu ekibin içerisinde hangi branşlardan, hangi alanlardan kişiler bulunuyor? Üç tane meslek grubu var bu ekibin içerisinde. Bunlardan bir tanesi radyasyon onkologları. Diğer biri medikal fizik uzmanları, bir diğeri de radyoterapi teknikerleri. Bu dediğiniz gibi bir ekip işi, bu kişiye bağlı bir iş değil. Yani dünyanın en iyi radyasyon onkoloğu da olsa, iyi bir medikal fizik uzmanı, iyi bir radyoterapi teknikeri yoksa o tedavi sıkıntı yaratabiliyor. Aynı şekilde medikal fizik uzmanınız çok iyi olabilir, radyoterapi teknikeriniz çok iyi olabilir. Fakat iyi bir onkoloğunuz yoksa aynı şekilde bu direkt hastaya maalesef yansıyor. Bu anlamda ekibin çok iyi oluşması gerekmekte ve bu ekip birbiriyle çok uyumlu çalışmak durumunda. Çünkü yaptığımız iş bildiğiniz gibi sağlık işi. Tabii ki. Ve de bir cerrahi düşündüğünüz zaman olabiliyor bazen ufak tefek unutkanlıklar, atıyorum bir işte pamuk unutulabiliyor, bir ufak tefek sıkıntılar olabiliyor ama onun gene bir geri dönüşü olup açılıp tekrardan o alınabiliyor. Ama radyasyon onkolojisinde biz verdiğimiz dozu verdiysek bir daha hastadan onu geri alma gibi bir yetiye maalesef sahip değiliz. O anlamda da kesinlikle hatayı da kabul etmeyen bir branş. O anlamda herkesin çok dikkatli bir şekilde, multidisipliner bir şekilde işine odaklanarak doğru bir şekilde yapması gerekiyor. Dediğim gibi, yoksa hastada direkt kalıcı çeşitli sıkıntılara yol açabilme durumu da söz konusu. Peki bu ekipteki herkesin bir görevi var. Kim ne iş yapıyor? İlk etapta radyasyon onkologlarına hastalarımız bildiğiniz gibi gelmekte. Radyasyon onkologları radyoterapi endikasyonu olup olmadığına karar veriyor. İşte bu karar aşamasında da işte cerrahisi, patoloji raporları, medikal onkologla görüşmeleri, dediğim gibi multidisipliner bir şekilde hastanın eğer ki radyoterapi endikasyonu varsa hastayı ilk etapta planlama tomografisini alıyoruz biz.
Planlama tomografisinde radyoterapi teknikerleri hastamızın istediği, istenilen bölgedeki tomografisini çekiyor. Şimdi buradaki bazen zaman zaman hastalarımız bize söylüyor. Ben daha önce tomografi çektirmiştim. Tekrar çektirmesem olur mu şeklinde. Bizim çektiğimiz tomografi planlama tomografisi. Bunun çekilme nedeni bir teşhis amaçlı değil. Zaten biz o hastanın neresinde tümör olduğunu biliyoruz. Bunu çekme nedenimiz o hastanın tedavi planlamasını bilgisayar ortamında yapabilmek amacıyla. Hı hı. Ve de bilgisayarlı tomografisini çektikten sonra o görüntüler planlama sistemine geliyor. Ve radyasyon onkologları hedef yapıyı ve de etrafındaki sağlam organların kontrollanma işlemini gerçekleştiriyor. Ve de verilecek dozu bize söylüyor. Daha sonra biz medikal fizik uzmanları olarak da tedavi planlama sistemlerini, bilgisayarları kullanarak en iyi doz dağılımını nasıl elde ederiz diye birçok deneme yapıyoruz ve de en iyi planı yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi en iyi plandan kastımız hedefe istenilen dozu verirken etrafındaki sağlam organlara minimum dozu verebilmek. Bu da dediğim gibi son 10 senede hem cihaz teknolojisinin ilerlemesi, yeni çıkan planlama sistemleri, yeni çıkan algoritmalarla birlikte elimiz bir miktar daha kuvvetlendi. Ve de biz medikal fizik uzmanları olarak en iyi planı hastalar için yapmaya gayret ediyoruz. Bu planlamayı bitirdikten sonra da bu tedavi cihazlarımız söz konusu. Bunlar işte halk arasında bilinen gamma knife olur, cyber knife olur, işte lineer hızlandırıcılar olur. Eksternal yani dışarıdan verilen radyasyonu vermeye yarayan cihazlar. Bunlara da yaptığımız planı gönderiyoruz ve de gönderdikten sonra da hastaların o cihazın altındaki masalarına yatırılma işlemini de radyoterapi teknikerleri yapıyor. En önemli noktalardan bir tanesi hasta planlama CT'sinde nasıl yatıyorsa yine tedavi cihazında da birebir aynı yatmak durumunda. Bu esnada da çeşitli immobilizasyon yani sabitleme ekipmanları kullanıyoruz. Bunun nedeni de dediğim gibi doğru yere dozu verebilmek amacıyla. Ve de tedavi esnasında öncesinde sonrasında görüntü alaraktan doğru yere ışın verip vermediğimizde yine çok dikkatli bir şekilde kontrol ediyoruz. Ancak medikal fizik uzmanının görevi sadece burada bitmiyor. Bu cihazlar alındığı zaman ilk etapta kliniğe geldiği zaman hasta almadan önce bu 2 ay 3 ay bir sürekli bunun kabul testleri, verdikleri doz miktarları, çeşitli fantomlar, su fantomu, katı fantomu, iyon odaları kullanarak bunların sürekli ölçümlerini alıyoruz. Hı hı. İşte bu tedavi planlama sistemi de bizim aldığımız ölçümler vasıtasıyla zaten hesaplama yapabiliyor. Onun haricinde de aylık olsun, günlük olsun, haftalık olsun, yıllık olsun çeşitli kalite kontrollerinin de muhakkak yapılması gerekiyor. Şayet yapmadığınız takdirde mekanik problemler olabilir, dozda değişimler olabilir. Bu sefer istenilen doz hastaya ulaşmaz. Bu anlamda da yine aktif rol oynuyoruz. Onun haricinde tedavi planlamasını yaptık ama cihaz gerçekten bu dozu veriyor mu, vermiyor mu? İşte bu da hasta yokken hasta varmış gibi çeşitli dozimetre aletleri var. Bunlar vasıtasıyla da bunun kontrolünü de gerçekleştiriyoruz. Yani yaptığımız işten kesinlikle emin olmamız gerekiyor. Hastalarımız belki işte 25 fraksiyon, 30 fraksiyon tedaviye geldiklerinde 10-15 dakika cihaz odasında kalıyorlar. Fakat bunun arka planında çok büyük bir çaba var, çok büyük bir ölçüm, uzmanlık gerektiren birçok alan var. Herkes işini doğru yaptığı takdirde de hastalarımıza doğru tedavi yapmak için uğraşıyoruz. Bu ciddi bir iş aslına bakarsak. Çünkü minimal doz farklılıkları bile ya tedavinin sonuç vermemesine ya da farklı problemler çıkmasına sebep olabiliyor. Evet. Ve düşük kaldığında tedavi yetersiz kalıyor. Evet. Yüksek kaldığında dediğimiz gibi diğer dokularda etkilendiği için farklı rahatsızlıklar bu sefer ortaya çıkmaya başlıyor. Çok hassas bir nokta aslında yaptığınız iş. Yani doğru dozajı, doğru noktaya, doğru şekilde uygulamak yani sadece cihazsal bir durum söz konusu değil. Çünkü cihazın referans değerlerini de aslında siz belirliyorsunuz. İşte dediğim gibi kurulum esnasında bunların hepsini çok dikkatli yapmak gerekiyor. Bütün doz değerlerini çok hassas ölçmek gerekiyor. Ve de radyoterapinin başarılı olabilmesi için bizim tolerans değerimiz artı eksi %3'ün dışına kesinlikle çıkmamanız gerekiyor. Bunlar dediğiniz gibi milimetrenin altında hassasiyetle hastalarımızı tedavi etmeye gayret ediyoruz. İlerleyen teknoloji sayesinde elimiz dediğim gibi bir miktar daha kuvvetlendi. Ancak yine bunu kullanan insan faktörü en iyi cihazı alıp da bazı özelliklerini kullanamayabilme durumumuz da söz konusu. O yüzden bizim yapmaya çalıştığımız şey
aldığımız son teknolojik cihazları efektif bir şekilde hastalarımız için kullanabilmek. Yani doğru bir aslında koordinasyonla, yani tamamen bu ekibin içerisindeki yer alan tüm öğelerle beraber doğru bir koordinasyonla yapmak lazım. Hekimin koyduğu teşhis, tedavi uygulama şekli, sonrasındaki uzmanın doğru tespitler yapması, enerjilendirmesi, çevresindeki dokuları değerlendirmesi ve teknikerin doğru şekilde yerleştirmesi, hastayı cihaza yatırması. Yani bunların hepsi aslında komplike şeyler. Bir noktadan halkanın bir tanesi çıktığı zaman sonuç başarısızlık direkt. O yüzden çok koordineli bir ekibe ihtiyaç var aslında. Hani güzel teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok tedavi yöntemi aslında kolaylaştı. Ama bir taraftan da riskler biraz daha farklılaştı artık. Daha öncesinde cerrahi çözümlere gidiyorduk. Ki soracağım birkaç şeyde. Cerrahi de çünkü artık radyoloji tarafında yapabiliyoruz. Cerrahide çok fazla riskler bu kadar değildi. Tabii ki cerrahinin kendine has riskleri vardı ama şimdi artık riskler biraz daha boyut değiştirdi, farklılaştı gibi görüyorum ben. Radyo cerrahiden bahsedelim isterseniz. Radyo cerrahi dediğimiz şey normalde belli boyuttaki tümörleri çok yüksek radyasyon dozları verilerekten cerrahi kadar kesin sınırlarla tümörün ortadan kaldırılması işlemini biz radyo cerrahi diyoruz. Bu önceden bir veya iki tane cihazın yapabildiği bir tedavi tekniği iken günümüzde dediğim gibi teknolojiyle birlikte, ilerleyen teknolojiyle birlikte çeşitli cihazlar da yine bu parkura dahil oldu. Buradaki en önemli nokta önceden verilemeyen dozlar artık günümüzde verilebilir hale geldi. Fakat o kadar hassas olmanız lazım ki çok yüksek doz verdiğiniz için o dozu doğru yere vermediğiniz takdirde de bu sefer çok ciddi komplikasyonlara neden olabilmekte. Bu anlamda her merkezin radyo cerrahi yapması çok uygun değil. Buna deneyimli bir ekip gerekiyor. Önceden belki normal fraksiyone tedavilerde kompanse edilebilen yan etkiler radyo cerrahide yanlış yaptığınız takdirde çok büyük sıkıntılara yol açabilmekte. Bunun da çeşitli içerisinde yöntemleri var. Mesela önceden halk arasında hastalarımızın bildiği Gamma Knife cihazı var. Gamma Knife cihazı intrakraniyal yani beyindeki tümörlerin tedavisinde kullanılan bir cihazdı. Akabinde CyberKnife cihazı çıktı işte uzay neşteri şeklinde. Hem beyin hem de vücut radyo cerrahisi yapabilen sistemler. Günümüzde de lineer hızlandırıcılar dediğimiz linakların daha da teknolojiyle ilerlemesiyle birlikte artık bu tarz tedavileri lineer hızlandırıcılarla da gerçekleştirebilmekteyiz. Ama dediğim gibi çok iyi görüntülememiz lazım. Doğru yere veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Çok iyi bir ekibe ihtiyacımız var. Çok iyi kalite kontrole ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten yaptığımız şey çok tehlikeli olabilmekte. Doğru yaptığınız takdirde de hasta için çok konforlu bir tedavi tekniği. Yani cerrahi gibi sıkıntılara yol açmadan bir veya beş fraksiyon arasında sadece hastanın gelip ışın alıp evine gitmesi şeklinde uygulanabilmekte. Çok büyük faydaları oldu aslında hastalar açısından da daha konforlu. Sonuç olarak cerrahiye girmiyoruz. Aslında bu da bir çeşit cerrahi. Ama tabii bu dışarıdan yapılan bir işlem kesi yok. Kesi yok dediğiniz gibi. En büyük kolaylığı o zaten. Hani ameliyathane ortamına ihtiyacınız yok. Tabii ki yine sterilizasyon kurallarına uyuyoruz. Uyuluyor hastanelerde de. Tabii cerrahi bir riskler yok. Enfeksiyon riskiniz minimal gibi gibi birçok konfor var aslına bakarsak. Tabii uzman bir ekip eşliğinde yapıldığı sürece. Aynen öyle. Peki şu an çok fazla revaçta olan yani aslında revaçta dediğimiz böyle birazcık hani şey gibi oldu, popüler hale gelmiş gibi oldu ama aslında çok sık karşılaştığımız MMSA ve bunun tedavisiyle alakalı da genelde radyasyon onkolojisi çok sık kullanılan bir tedavi tekniği. Bu sırada tabii ki yakın organlar var. Çok yakın özellikle sol memede hemen arka tarafında yer alan kalbimiz var. Evet. Ve kalp de çok rahatlıkla buradaki alınan enerjiden etkilenebiliyor. Bildiğim kadarıyla bununla alakalı yaptığınız çalışmalar var. Evet. Hem kendi yaptığımız çalışmalar hem dünyada yapılan çeşitli çalışmalar
Radyasyon tedavisinde, özellikle sol meme kanserinde dediğiniz gibi tedavi yaparken, meme ışınlaması yaparken kalbin aldığı dozlardan ötürü bu sefer hastalarda kardiyak problemler gelişiyor. Meme kanserinin tedavisi olabildiği için hastalar uzun dönem yaşayabiliyorlar ve de bundan 10-20 sene sonra bu sefer hastalarda işte kalp krizi, hipertansiyon tarzında birçok yan etkiler meydana gelebilmekte. Bunu ortadan kaldırabilmek için geliştirilen tekniklerden bir tanesi de nefes tutma tekniği. Buradaki mantığımız normalde meme dokusunun altında dediğiniz gibi kalbimiz mevcut ve de arada da akciğer var bir miktar. Hı hı. Siz hastaya derin nefes alıp tutun dediğiniz zaman bu sefer akciğer genişlediği için kalp meme dokusundan uzaklaşmış oluyor. Ve de verdiğimiz radyasyon miktarı kalbin aldığı miktar derin nefes alındığı için akciğere gidiyor. Kalp bu anlamda alandan uzaklaşmış oluyor. Bu da ileride hastaların yaşayabilecekleri dediğim gibi kardiyak problemleri minimize etmek açısından önem arz etmekte. Biz de hastanemizde vücut yüzeyi takip sistemi dediğimiz yani hastamızın nefes alıp vermesini takip eden sistemimizle hastalarımıza hatta birer gözlük veriyoruz. Hı hı. Bu gözlükte tedavi esnasında hangi oranda nefes almaları gerektiğini de görebiliyorlar. Bu anlamda özellikle sol meme kanseri tedavilerini gerçekleştirirken dediğim gibi nefes tutma tekniğini kullanıp kalbi mümkün olduğunca merkezimizi de korumaya gayret ediyoruz. Aslında akciğerle izole etmiş oluyoruz evet. Kalbi. Bir de akciğerin zaten hacmi de genişlediği için o akciğerin aldığı, oradaki havanın aldığı o doz miktarı kalbin almasındansa tercih ettiğimiz bir yöntem. Anladım. Peki prostat kanseriyle alakalı yaptığınız çalışmalar da var. Evet, prostat da hareketli bir organ. Hı-hı. Ama hareketli olmasının nedeni eli kolu olduğu için değil. Günlük işte rektum ve mesanenin ortasında kalan bir organ olduğu için günlük rektum ve mesanenin doluluk boşluk oranına bağlı olaraktan sürekli prostat yer değiştiriyor. Genelde bu prostat tedavisi yapılırken hastaların prostatlarının içerisine invaziv markerlar yerleştiriliyor. Bu markerlar takip ediliyor. Çünkü bizim kullandığımız görüntüleme sistemleri X ışınları ve bu X ışınlarındaki kilovolt mertebesinde bunlar çok fazla yumuşak doku hakkında bize bilgi vermiyor. Hı hı. Tam olarak prostatın lokalizasyonunu göremiyoruz. Bu anlamda bunu görebilmek açısından bu tarz markerlar yerleştirilip o şekilde ışınlamaya gidiliyor. Fakat bizim merkezimizde Clarity isminde ultrason sistemimiz mevcut. Bunun iki tane ayrı probu var. Bir tanesi transabdominal, diğeri de transperineal prob. Transabdominal probla tedavi öncesinde hastanın prostat lokalizasyonunu ilk etapta CT odasında belirliyoruz. Ve de onu görüntüyü referans alarak da tedavi odasında da yine ultrason vasıtasıyla prostatın lokalizasyonunu belirleyebilmekteyiz. Ve de bildiğiniz gibi ultrasonla herhangi bir ekstra bir hastamız radyasyona da maruz kalmamakta. Hatta ilerleyen çalışmalarda hipofraksiyone, radyo cerrahi tedavileri de prostatta yine günümüzde kullanılıyor. Bu amaçla da 4 boyutlu yani prostat takibini sağlayan transperineal probumuz var. Bu tedavi esnasında sürekli prostatın hareketini takip ediyor. Şayet prostat alan dışına çıktığı zaman da ışınlamayı kesiyoruz ki farklı yere radyasyon dozu vermeyelim şeklinde. Hı hı. O anlamda çok kullanışlı bir sistem ve de en önemli noktalarından bir tanesi hastalara invaziv herhangi bir marker yerleştirme gereksinimi olmadan ultrason vasıtasıyla prostatın lokalizasyonunu belirleyebilmekteyiz. Yani tüm işlemleri aslında prostat seyahatı da non-invaziv şekilde çözmüş, bitirmiş oluyoruz. Evet. Çok daha konforlu. Evet. Peki son olarak seyircilerimiz kanserle savaş ekibiniz var sizin. Hı-hı. Bu şekilde bir misyonunuz var. Size nasıl ulaşabilirler? Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'nde bahsettiğim gibi gerçekten bu alanında çok deneyimli akademisyen, akademik yönü olan bir ekibe sahibiz. Hı hı. Ve de bu ekibin her bireyinin çok önemli olduğu bilincindeyiz. Bu anlamda kanserle savaşlarında bizlerle birlikte olmak isterlerse Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'nde hastalarımızı bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz bize katılımınız ve değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Bize Nasıl Channel Türk izleyicileri, bir My Doctor programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Bora Taş'la beraberdik.
Kendisi medikal fizik uzmanı ve radyasyon onkolojisi konusunda kendisinden detaylı bilgiler aldık. Kanserle savaşmanın noktasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gazi Osman Paşa Hastanesi'ni tercih edebilirsiniz. Ciddi profesyonel bir ekibe sahip kendileri ve cihaz olarak da bu cihazı yöneten ekip konusunda da gerçekten tecrübeleri yüksek. Bu konuda faydalı olacaktır. Tabii ki inşallah böyle bir sorun yaşamazsınız ama yaşadığınızda da ekip sizi bekliyor olacak. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.